Diyarbakır seçmeni aday listelerindeki isimleri çözüm sürecine katkıları üzerinden değerlendiriyor. Eğitimsel Diyarbakır Şube Eş Başkanı Dilek Adsan, siyasi partilerin aday profillerinin Kürt sorunun çözümüne hizmet etmediğini söyledi. Yani AKP'nin yine bürokratik, kendi statükosunu koruyan, kendine yakın medya içerisinde özellikle yandaş bulduğu kesimleri ön plana çıkardığını, yine MHP'nin o milliyetçi söylem üzerinden bir konumlanma yaptığını, yine mevcut adaylarını koruduğunu, CHP'de kısmen bir değişim olsa da yine de Kürt sorununun çözümüne yönelik bir aday profilinin açığa çıkmadığını görebiliyoruz. Diyarbakır Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Alican Ebedinoğlu da çözüm sürecinde herhangi bir aksamaya izin verilmemesi gerektiğini belirtti. Çözüm süreci 100 yıldır Kürt halkının beklemiş olduğu bir süreçtir. Bu süreçte yanlış yapan hangi siyasi anlayış ve siyasi parti olursa olsun bu halk tarafından sadece Kürtler adına demiyorum, bütün Türkiye'deki halklar adına affedilmeyeceğini özellikle ifade etmek istiyorum. Diyarbakır'da sivil toplum kuruluşları HDP'nin aday listesini olumlu buluyor. Yani farklı kimliklerden, inançlardan birçok kesimin var olduğunu, MHP'nin, CHP'nin, AKP'nin göstermiş olduğu kadın aday sayılarından fazla bir sayıya denk düşüyor. Azadi Hareketi de HDP'nin aday listelerini her kesimden temsiliyetin yer bulması açısından olumlu buluyor. Azadi Hareketi'nin kurucu üyelerinden Sedat Doğan, HDP ile ittifakın önemine dikkat çekiyor. Bu birlikteliğin siyasi bir kazançtan ziyade Kürt toplumunun, Kürt cephesinin Kürdi ittifak ve birlik zemininde legal ve meşru çerçevede siyaset, meşru bir siyaset yapabilmenin kapısını aralar diye düşünüyorum.